Ne yapıyorsun lan? Allah'ın delisi. Ya ha. Bak tamam. Ver git lan buradan. Gelme lan bir daha buraya. Herife bak ya. Abi sen manyak mısın ya? Ne oldu? Adam depremde ailesini kaybetti abi. Yapma ya. Tüh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim başına gelenleri bilmiyordu. Özür dilerim, hakkını helal et. Bu da... Sağ olsun abi. Olur ya, bir insanlık hali sonuçta yani. Buyurun geçin, bir şeyler ikram edeyim size. Buyurun. Kardeşim hoş geldin. Geçin beyler, geçin. Buyurun. Elden ele. Nasıl oldun kardeşim? Derbederim. Çok derbederim. Biz ailece Hatay'da yaşıyorduk. Mutluyduk. Her şeyimiz vardı. Ta ki o güne kadar. Deprem sırasında evdeydik. Ne olduysa 30 saniyede oldu. Ben kendimi masanın altına atabildim. Ama anne babamı atamadılar. Evimiz yıkıldı. 15 saat enkazın altında kurtarılmayı bekledim. 15 saatin sonunda beni kurtardılar.
Sonra da anne ve babamın cenazesini çıkardılar. Sonra buraya geldim. Kocaeli'ye. Ama hala zaman zaman yer sallanıyor gibi. Aynı zamanda yıkılan binaların, çatırdayan eşyaların, insanların o panik anında attıkları çığlıkların sesi hala kulağımda. Ciğerime gelen havada hala toz kokusunu alıyorum. Ve dahası hala o enkazın ağırlığını sırtımda taşıyor gibi. Arkadaşlarım, akrabalarım bana hayata devam etmemi söylüyorlar. Ev, araba, eşyalar yerine konuyor. Peki ya yerine koyamadıklarımız? Onlar ne olacak? Ben eskiden sürekli gülerdim, biliyor musunuz? En son ne zaman bir kahkaha attım? Hatırlayamıyorum bile o günden sonra. Çok zor, biliyoruz. Acını paylaşıyoruz. Bir şeye ihtiyacın olursa direkt bize gelirsin. Her şey için teşekkür ederim. Var olun.